Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan KLM vektörlerinin bileşkesi R'dir. Buna göre R vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Önce ucu ucu ekleme yöntemini kullanalım. K artı L artı M vektörünü soruyor bize. K gördüğünüz gibi sağa doğru 1, yukarı doğru 2 birimlik şu vektör. Buraya çizeyim. sağ 1, yukarı 2. Ucuna L'yi ekleyeceğim. L de sola doğru 2 birimlik bir vektör. Ucuna ekledim. Şu. M'yi ekleyeceğim şimdi bunların ucuna. Sağa doğru bir aşağı doğru birlik bir vektör. Sağ 1, aşağı 1. Başlangıç noktamız neresiydi? Burasıydı. Bitiş noktamız bu oldu. Bileşke vektörümüz R. Yukarı yönde bir birim çıktı. Cevabımız C seçeneği. Bir de koordinat sistemiyle gösterelim. K'nın x'i artı yönde bir birim. Y'si artı yönde iki birim. L'nin x'i eksi yönde iki birim. Y'si yok 0. Ve M'nin x'i artı yönde bir birim. Y'si de eksi yönde bir birim. Bunları toplayalım şimdi. X koordinatı artı 1 artı 1 daha 2 yaptı. Eksi 2 ile topladığımda 0 yaptı. Y koordinat değeri de artı 2 0 eksi 1'in toplamı artı 1 yaptı. Bu vektörü çizmek isteseydim herhangi bir noktadan. X yok. Y'si yukarı yönde artı 1 bir birim olan şu vektördür diyecektik zaten yine. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan K, L ve M vektörlerinin bileşkesi X doğrultusundadır. K ve L vektörleri şekildeki gibi olduğuna göre M vektörü 1, 2, 3 nolu vektörlerden hangileri olabilir? X doğrultusu ne demek? Şöyle bir X eksenindeyim demek. Artı X ya da eksi X yönünde çıkabilirim demek. Yani bizim bileşke vektörümüz R ise koordinatları X değeri ya pozitif bir sayı alıp Y sıfır olacak ya da X değeri negatif bir sayı alıp yine Y sıfır olacak. Yani y ekseninde bir bileşeni olmayacak bileşke vektörümüzün. Ucuca ekleme yöntemiyle hepsini deneyelim. Bir k vektörü sağ 2 yukarı birlik bir vektör. Şuraya ekleyeyim. Sağ 2 yukarı 1. Ucuna l'yi ekleyelim. L'de sola 1 aşağı 2'lik bir vektör. Sola 1 aşağı 2. Iki. Bu ikisinin toplamı k ve l vektörlerinin toplamını m ile ekleyince sonuç x ekseninde çıksın istiyorum. K artı L kısmını bir bulalım bakalım. Başlangıcı bu, bitişi bu. Şöyle bir vektörmüş. Şimdi artık bu K artı L vektörüne M'yi ekleyeceğim. K artı L vektörünü birkaç yere çizelim. Bir buraya çizeyim. Bir şuraya çizeyim. Bir de hadi buraya çizeyim mesela. Şunu kaldıralım şimdi. Evet. Eğer M vektörü şu vektörse yani sola bir yukarı ikilik bir vektörse ekleyelim bakalım sola bir yukarı iki Bileşke vektör ne yönde çıkacaktır bakınız. Yukarı yönde. Yani y ekseninde çıktı. Oysa ki biz x ekseninde çıksın istiyoruz. Bir numara olmadı böylelikle. <laughs> Yanıt 2 ve 3'müş. Ee, şansımıza test tekniğiyle bulmuş olduk. Ama tabii ki öğretmen olduğumuz için çözümün devamını getirelim. 2 numaralı vektörü bu. K artı L'ye ekleyelim. Sola 2, yukarı 1. Şuradan sola 2, yukarı 1. Bunu ekledim. Ve bileşke vektörümüz, başlangıcımız bu. Bitişimiz şurası eksi x yönünde bir birimlik bir vektör çıktı ki bu aradığımız sonuçlardan biri mi? Evet bunu aldık. Ve son olarak 3 numaralı vektör m olabilir mi acaba? Sağ 1 yukarı 1. Şunun ucuna ekliyorum. Sağ 1 yukarı 1. Başlangıçtan bitişe şunu ekledim. Bileşke vektörüm artı x yönünde 2 birimlik bir vektör çıktı. Bu da buradaki formüle uydu mu uydu. Yanıt gördüğünüz gibi 2 3. Bir de koordinat sistemini kullanalım. K vektörü x'i artı yönde 2 birim, y'si de artı yönde 1 bir birim olan bir vektör. L vektörü x'i eksi yönde 1 bir birim ve y'si de eksi yönde 2 birim olan bir vektör. Buraya m koordinatlarını yazdığımda r değerimin sadece x değerine sahip olmasını istiyorum. Y'sinin 0 çıkmasını istiyorum. Bakın şunu ekleyelim bir olabiliyor mu? x'i eksi 1, y'si artı 2, eksi 1'i artı 2. Şurayı topladığınız an bakın şu sonuç 0 yapacak. Burası ise artı 1 yapacak. 0 artı 1 olmuyor gördüğünüz gibi. Demek ki bu değilmiş. 2 numaralı vektörü ekleyelim. X'i eksi 2. Y'si artı 1. Toplayalım. Artı 2 eksi 2'yi götürüyor. Şuradan bir eksi 1 geliyor. Artı 1 artı 1 artı 2 yaptı. Eksi 2 götürdü. 0 yaptı. Aradığım sonuçlardan biri oldu mu? Oldu. Bir de 3 numaralı vektörü deneyelim. X'i artı yönde 1. Y'si de artı yönde 1. Eksi 1 artı 1'i götürdü. Sonucumuz şurada artı 2 çıktı. Artı 1 ile artı 1'in toplamı da eksi 2'yi götürdü. 2'ye 0. Bu da yine aradığımız bir sonuç oldu mu? Oldu. Y değerimizin 0 çıkmasını istiyorduk sonuçta. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan K, L, M ve N vektörleri aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K ve L vektörlerinin bileşkesi ile N vektörü zıt yönlüdür diyor. K'yı şuraya alayım. Bileşkesini L ile alacağım. L ucunu ekledim. Böylelikle bileşke vektör buradan başlayıp burada biten şu vektör oldu. K artı L vektörü. Yönü bakın artı x yönünde. N vektörüyle zıt yönlüm. Evet. N de çünkü eksi x yönünde. Doğru zıt yönlüler. K ve M vektörlerinin bileşkesi L vektörüne eşittir. K'yı alalım tekrar. Ucuna M'yi ekleyelim. Aşağı doğru iki birim. Başlangıçtan bitişe çizeceğimiz şu vektör k artı m vektörü oldu. Peki bu vektör l vektörüne eşit mi? Bakınız evet l de aynı bu vektör gibi sağa doğru bir aşağı doğru birlik bir vektör. Bununla bu birinin diğerinin üzerine taşıdığınızda birebir örtüşüyor. K ve n vektörlerinin birleşkesiyle m vektörü zıt vektörlerdir zıt yönlüdür demiyor bakın zıt vektörlerdir yani ters vektörlerdir diyor. Bununla şunu demek istiyor k ile n'nin bileşkesini alırsanız sonuç m'nin tersine eşit çıkacaktır diyor. Bakalım öyle mi? k şu ucuna n vektörünü ekledim bu başlangıç bu bitiş bu bileşke şöyle bir şey yaptı yukarı doğru bir birim m vektörüyle zıt yönlü olması doğru büyüklüklerin de eşit çıkması lazımdı tam ters vektörler olabilmeleri için M iki birimlik bir vektör iken şu gördüğünüz K artı N vektörü bir birimlik bir vektör. Dolayısıyla hatalı bu sonuç. Peki neye eşit? Büyüklük olarak M'nin tersinin yarısına eşit aslında. Şu hatalıymış. Evet yanıtımız 1 ve 2 B seçeneği. Eşit kare bölmeli düzende bulunan K artı L ve k vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre l vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir koordinat sistemiyle çözeceğim sorumuzu. K vektörünün koordinatları eksi x yönünde bir ve eksi y yönünde bir birim. L'yi bilmiyoruz. Soru şartı soru şartı diyelim. K artı l de bu ikisinin toplamı olup eksi x yönünde bir artı y yönünde bir birim. Şimdi bize ne diyor? Şuradaki iki değeri topladığında sonucun eksi bir çıksın diyor. O zaman şu soru şartı ne olacaktır? 0. Bu ikisini topladığında da sonucun artı 1 çıksın diyor. Eksi 1 neyi toplarsam 1 yapar? Artı 2'yi. O zaman 0'ı artı 2 vektörünü arıyorum. Mesela şu noktadan başlasam sağa sola gitmeyeceğim. X'im 0. Yukarı yönde yani artı y yönünde 2 birim gideceğim. İşte bu l vektörümüzmüş. Yanıtımız c seçeneği. Şimdi diğer bir şekilde çözelim. Ucuca ekleme yöntemiyle. K artı l vektörünü biliyorum sonuç olarak. Bir de neyi biliyorum? K vektörünü biliyorum. Bu verilen vektörün içinde sadece L kalsın istiyorsam ne yaparım? Bu vektöre K'nın tersini eklerim. Böylelikle eksi K ve artı K birbirini götürür ve sonuç L çıkar. O halde K artı L vektörü ile K vektörünün nesini toplamalıymışım? Tersini. K artı L vektörünü çiziyorum. Bu. Bunun üzerine neyi ekleyeceğim? K vektörünün tersini. K'nın kendisi şu vektördü. E bunun tersi ne olacaktır? Bu olacaktır. Ucuna geldim. Bunu ekledim. Burası tekrar diyorum K artı L vektörü. Bu da eksi K vektörü. Sonuçta ne yaptık? K artı L artı eksi K yazınca sonuç ne yapıyor? 1 L yapıyor. İşte bulduğumuz şu yukarı doğru iki birimlik vektör. Böylelikle L vektörü olmuş oluyor. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan K, L ve M vektörleri şekildeki gibidir. R1, R2 ve R3 bileşke vektörlerinin elde edilmesini sağlayan toplama işlemleri aşağıda verilmiştir. Buna göre R1, R2 ve R3 vektörlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? K ucuna hemen bir L'yi ekleyelim. K şöyle bir vektör. Ucuna ekliyorum hemen M'yi. Aşağı doğru bir birimlik. Başlangıcı bu, bitişi bu. Dolayısıyla bileşke vektörümüz bakınız bir birimlik bir şey çıktı. K artı L eşittir R1. R birim büyüklüğü bir birim. İkinci vektörümüze geçiyorum. L ile M'yi toplayacakmışım. L buydu. M ucuna ekleyeceğim. Sola bir, yukarı bir. Sola 1 yukarı 1 şu oldu. Başlangıcımız bu bitişimiz bu. Bu da L artı M vektörüymüş. L artı M vektörü o da neye eşitmiş? R2'ye. r de bakın bir birimlik bir şey çıktı. R2'nin büyüklüğü de 1. R1'in büyüklüğü R2'ye eşit yani şunlar gitti. Ve son olarak R3 vektörümüz K artı M'ymiş. K'yı aldım. Şöyle. Ucuna M'ye ekleyeceğim. O da sola bir yukarı birdi. Şu oldu. Başlangıçtan bitişe gidiyorum. 2 birimlik yukarı doğru bir vektör çizdim. R3'te dolayısıyla K artı M vektörü olup K artı M vektörümüz o da R3'tü. K artı M. R3'e eşit. R3'ün büyüklüğünde gördüğünüz gibi yukarı doğru iki birim olduğu için ne kadarmış? 2 birimmiş. R3'ün büyüklüğü R1 ile R2'den daha büyük. R1 ile R2 birbirine eşit. Yanıtımız E seçeneği. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan K, L ve M vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre K eksi L artı M vektörü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Önce bir koordinat sistemiyle bulalım. K vektörü x'e eksi 1, y'si artı e 1 olan bir vektör. L x'i olmayıp y'si artı 1 olan bir vektör. M de x artı 2, y'si eksi 1 olan bir vektör. Ama bizden istediği k artı l artı m değil. K ve m ile eksi l'yi toplamamızı istiyor. Bu sebeple ben l vektörünü ne yaparım? Eksi ile çarparak eksi l'yi elde ederim. Bunu eksi ile çarpınca otomatikman şu artı 1 de ne olacaktır artık? Eksi 1 olacaktır. Şimdi artık bunları taraf tarafa toplayalım bu üçünü. K eksi l artı m'yi elde ediyorum. Eksi 1 artı 2 ile toplandı artı 1 kaldı. Artı 1 bir, eksi 1 götürdü eksi 1 kaldı. Bu vektörü çizmem gerekirse rastgele bir yerden başlayayım. X'i artı yönde 1, Y'si de aşağı doğru eksi yönde 1. O zaman demek ki şöyle bir vektörmüş. Yanıtımız B seçeneği. Ucu ekleyerek bulalım. K vektörü şu vektör. Bunun ucuna L'nin tersini ekleyeceğim. L vektörü bakınız böyle verilmişse eksiye aşağı doğru olacaktır. Eksiye ucuna ekledim. Onun ucuna da m vektörünü ekleyeceğim. Sağ iki aşağı birlik bir vektör. Sağ iki gittik, aşağıda bir gittik. Buradan başlayıp burada bitirdik. Başlangıçımızdan bitişe çizeceğimiz şu vektör bileşke vektörümüz oldu. Yani yanıtımız yine B seçeneği çıktı. Eşit kare bölmeli düzlemler üzerinde bulunan vektörler 1, 2 ve 3 nolu şekillerdeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 nolu şekillerde verilen üçer vektörün bileşkelerinin büyüklükleri sırasıyla R1, R2, R3 olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir? Önce bir hepsini ucu ekleme yöntemiyle bulalım. İlk şekilden başlıyorum. K şöyle bir vektör. Ucuna geldim L'yi ekledim. Onun ucuna da M'yi ekledim. Başlangıcım bu, bitişim bu. R1 vektörümüz bu çıktı. Büyüklüğü gördüğünüz gibi bir birim. R1'in büyüklüğü bir birim. S ile başlıyorum. S'yi aldım. Ucuna T'yi ekleyeceğim. Yukarı doğru iki birim. Onun ucuna da sağa doğru T vektörünü ekleyeceğim iki birimlik. Buradan başladık. Burada bitirdik. R2 vektörümüz de bu çıktı. R2'nin büyüklüğüne bakarsam Pisagor bağıntısını kullanırım. Şurada bakın köşeleri birer birim olan bir dik üçgenin hipotenüsü oluyor R2 dediğimiz vektör. O zaman 1 bir ile 1'in kareleri toplamından karekök içinde 1 artı 1'in karesinden bu değer kök 2 çıktı ki r 1'den büyük bir değer oldu. Son olarak r 3'ü bulalım. x şöyle bir vektör. Ucuna y ekliyorum. Bu ve onun ucuna da z ekliyorum. Bakınız sağ 2 aşağı 1 şöyle bir vektör sağ 2 aşağı 1. Buraya ulaştık. Başlangıcımız buydu, bitişimiz bu oldu. R3 de bu vektörmüş. Yani bu da bir birimlik bir vektör çıktı. R3 büyüklüğü 1 bir birime eşit. O zaman R1 ile R3 birbirine eşit. R2 onlardan büyük. Yanıtımız B seçeneğiymiş. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörleri şekildeki gibidir. 1, 2, 3 nolu toplamlarda elde edilen bileşke vektörlerden hangileri artı x yönündedir? Bu ne demek? x'i artı 1 sayı çıkacak, y'si ise 0 çıkacak demek. Koordinat sistemini hemen bulalım önce bir. x'i 0 k'nın, y'si ise artı 2. L'nin x eksi 1, y'si artı 1. M'nin x artı 1, y'si artı 1. N'nin x'i yok, y'si eksi 1. P'nin de x artı 2, y'si eksi 1. k artı p vektörünü sormuş ilk olarak. K'nın x'i 0, P'nin 2, 2. 0 ile iki. 2'yi topladık 2 yaptı. K'nın y'si artı 2, P'nin 2 ise eksi 1, topladık artı 1 yaptı. Artı 2 artı 1, x ekseninde çıkmayacaktır. Bu elendi. L ve N'nin toplamını istemiş. L'nin x'i eksi 1, N'nin 2 0, topladım eksi 1 yaptı. L'nin y'si artı 1, N'nin 2 ise eksi 1, topladım 0 yaptı. Eksi 1'e 0, Eksi x yönünde bir vektördür. Oysa ki bize artı x yönünde olsun demiş. Bu da gitti. m artı p vektörüne geldik. m'nin x artı 1, p'nin 2 artı 2. Bu artı 3 yaptı. m'nin y'si artı 1, p'nin 2 eksi 1. Artı 2 ile eksi 1 topladım 0 yaptı. Artı 3'e 0. x ekseninde bir vektör oldu. Cevabımız yalnız 3 Adana. Ucucu ekleyerek de bulalım. K'nın ucuna P'yi ekle diyordu. K yukarı doğru 2 birimlik bir vektör. P de sağ 2 aşağı 1. Sağ 2 gittim aşağı 1 indim. Bileşke vektörümüz gördüğünüz gibi artı x yönünde değil. L artı N'yi istemişti. L şu vektör. N'yi de ucuna ekledim aşağı doğru bir birim. Böylelikle bileşke vektörümüz bu çıktı. Eksi x yönünde çıktı. Yanıtımız bu da değil. Çünkü artı x yönünde olmasını istiyor. M artı P. M şu vektör. P ise bu vektördü. Bileşkeyi çizdim buradan buraya. Art +x yönünde 3 birimlik bir vektör çıktı. Evet, dediğim gibi yanıtımız A seçeneği.